Ekofinans'la karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem gününde piyasalardaki son durumu ve ekonomideki son gelişmeleri paylaşacağız sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz. Önce piyasalar diyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Bu çerçevede ilk olarak döviz kurlarına bakalım. Dolar-TL bu sabah 14.48'den, Euro-TL 15.82'den, Sterlin-TL ise 18.97'den işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi ise 1.09 seviyesinde seyrediyor bu sabah itibariyle. Borsaya bakalım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0.52'lik azalışla 1987 puandan başladı. BIST 100 endeksi şu sıralardaysa 2013 puan seviyesinde seyrediyor. Ve kripto paralarda birkaç gündür devam eden düşüş bugün yerini yükselişe bıraktı yeniden. Bitcoin 38.889 dolardan, Ethereum ise 2.580 dolardan işlem görüyor, satılıyor. Altın ise 18 ayın zirvesine yakın seyrediyor. Gram altın bu sabah 931 TL seviyesinde, çeyrek altın 1524 TL'den, Cumhuriyet altında 6269 TL'den satışa sunuluyor. Altın ons fiyatı da 2000 dolar seviyesini aştı ve 2001 dolar seviyesinde bulunuyor. Gümüşün ons fiyatı 25.86 dolar seviyesinde ve petrolde de hızlı yükseliş yine devam ediyor. Brent petrolün uluslararası piyasadaki varil fiyatı 125 dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasalardaki son durum öyleydi. Ekofinans devam ediyor. Evet, küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşı ve uygulanan yaptırımların ekonomik etkilerine yönelik endişelerle risk iştahının düşük seyretmeye devam ettiği gözlenirken, hali hazırda yüksek seviyelerde bulunan enflasyonda enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde artan yukarı yönlü baskı gündemin odağındaki yerini koruyor. Analistler Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin yatırımcı fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, emtia fiyatlarının seyrinin de enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerin yönetimi açısından yakından takip edildiğini söyledi. Bugün Türkiye'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı var. Almanya'da sanayi üretimi, Euro bölgesinde büyüme ve Amerika Birleşik Devletleri'nde dış ticaret dengesi izlenecek veriler arasında yer alıyor. Ukrayna'ya saldıran Rusya, İran, Suriye ve Kuzey Kore'yi geçerek 10 günde dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi konumuna geldi. Rusya 22 Şubat'tan itibaren 2778 yeni yaptırıma maruz kaldı. Böylece Rusya'ya uygulanan yaptırımların sayısı toplam 5530'u aştı. Rusya bu sayıyla 3616 yaptırımın uygulandığı İran'ı, 2608 yaptırıma maruz kalan Suriye'yi ve 2077 yaptırımın uygulandığı Kuzey Kore'yi geride bıraktı. Avrupa'da gösterge doğalgaz vadeleri fiyatları Rusya tarafından gelen tehdidin etkisiyle %30 artış kaydettiği hafta başında Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosu planlarıyla rekor seviyelere yükselen doğalgaz vadeleri bu sefer Rusya'dan gelen kuzey yakın bir tehdidiyle hızla yükseldi. Avrupa'da gösterge olarak kabul edilen Hollanda TTF 1 ay vadeli doğalgaz fiyatları %30'a varan yükselişle megawatt saat başına 270 euroya tırmandı. Rusya-Ukrayna savaşı para politikasına ilişkin beklentileri de alt üst ederken Morgan Stanley CEO'su James Gorman, Fed'in savaş riskine rağmen faizleri artırması gerektiğini söyledi. Savaş nedeniyle tırmanışa geçen fiyat baskılarına karşı acımasız faiz artırımları yapması gerekeceğini öngören Gorman, bu yıl için 4.25 bas puanlık faiz artırımı tahmininde bulundu. Gorman, Fed'in adımlarına çok dikkatli atması gerektiği uyarısında da bulundu. Faizleri artırmanız gerekiyor ama ekonomiyi de resesyona sokmamalısınız diyen Gorman, ekonomiyi resesyona sokarsanız bu stagflasyon anlamına gelecek, bu çok kötü olur dedi. Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Şubat'ta 55,2'ye yükselerek Türkiye imalat ihracatçılarının talep ikliminde belirgin bir iyileşmeye işaret etti. Söz konusu iyileşme geçen yılın Ağustos ayından beri en güçlü düzeyde gerçekleşti.
Sayın seyirciler, Dünya Bankası Ukrayna için 723 milyon dolarlık kredi ve hibeyi onayladı. Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada Dünya Bankası grubunun gelecek aylarda Ukrayna için 3 milyar dolarlık bir destek paketi ile Ukraynalı mültecileri kabul eden komşu ülkelere yönelik ilave bir destek de hazırladığı kaydedildi. Dünya Bankası Ukrayna için 723 milyon dolarlık kredi ve hibe paketini onayladığını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada icra direktörleri kurulu tarafından onaylanan paketin 350 milyon dolar tutarında ek krediyle Hollanda ve İsveç'ten 139 milyon dolarlık teminatı içeride aktarıldı. Açıklamada pakete İngiltere, Danimarka, Letonya, Litvanya ve İzlanda'dan 134 milyon dolarlık hibenin yanı sıra Japonya'dan 100 milyon dolarlık finansmanın da dahil olduğu kaydedildi. Bankanın açıklamasında böylece Ukrayna için ayrılan toplam destek tutarının 723 milyon doları bulduğu belirtildi. Söz konusu desteğin Ukrayna hükümetinin kritik hizmetleri sağlamasına yardımcı olacağına işaret edilen açıklamada, Dünya Bankası grubunun gelecek aylarda Ukrayna için 3 milyar dolarlık bir destek paketiyle Ukraynalı mültecileri kabul eden komşu ülkelere yönelik ilave bir destek de hazırladığı bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Ukrayna ve bölge halkının yanında olduklarını vurgulayarak, "Bu adım, bu krizin geniş kapsamlı insani ve ekonomik etkilerinin ele alınmasına yardımcı olmak için attığımız birçok adımın ilki değerlendirmesinde bulundu." Rus petrolüne ambargo söylemleri bir anda petrol fiyatlarında sıçramalara neden olduğu konuya ilişkin konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus petrolüne yasak getirme konusunda henüz karar vermediklerini belirtti. Psaki, Amerika Birleşik Devletleri'nin ağır yaptırımlar getirdiği Venezuela ile petrol konusunu görüştüğünü, Rus petrolüne alternatif üretmek için Venezuela'nın yanı sıra Suudi Arabistan ve İran'la da görüşüldüğünü belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Amerika'nın Ukrayna Savaşı nedeniyle Rus petrolüne ithalat yasağı getireceği iddialarına ilişkin bu konuda henüz karar vermediklerini ve konuyu Avrupalı ortaklarıyla konuştuklarını açıkladı. Basında Amerika'nın Avrupalı ülkelerden bağımsız hareket ederek gün içinde Rusya'dan ithal edilen petrole yasak getireceği iddialarıyla ilgili Psaki, Rusya'dan gelen petrole ithalat yasağı getirilmesi konusunda henüz karar vermedik. Bu konuda hem kendi içimizde hem de Avrupalı ortaklarımızla istişarelerimiz sürüyor ifadesini kullandı. Psaki, Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle ağır ekonomik yaptırımlar uygularken, Amerikalıları da bunun etkilerinden korumaya çalıştıklarının altını çizerek, Rusya'ya yönelik enerji sektöründeki herhangi bir yasağın Amerikalıların enerji harcamalarını artırmaması için çabaladıklarını söyledi. Öte yandan Psaki, Amerikan basınında çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela ile petrol konusunu görüştüğü ve bu ülkeye yönelik yaptırımları hafifletmeye hazırlandığı iddialarına yanıt verdi. Venezuela'ya bir ekibin gittiği ve hem petrol hem de Venezuela'da tutuklu bulunan Amerikalıların durumunun görüşüldüğünü belirten Psaki, görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu söyledi. Psaki ayrıca Rus petrolüne alternatif üretmek için Venezuela'nın yanı sıra Suudi Arabistan ve İran'la da görüşüldüğünü sözlerine ekledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avrupa ülkelerinin Rus petrol ve doğal gazına bağımlılıktan kurtulmasının önemli olduğunu ancak bunun adım adım yapılması gerektiği konusunda uyardı. Good afternoon everybody. I'm very pleased to welcome Prime Minister Trudeau and Prime Minister Rutte to London. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 numarada Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte'la Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İngiltere Başbakanı burada yaptığı açıklamada Avrupa'nın Rus petrol ve doğal gazına bağımlılığına ilişkin Rus hidrokarbonlarına bağımlılıktan uzaklaşmak tamamen doğru olan şey ama bunu adım adım yapmalıyız değerlendirmesinde bulundu. Johnson, Rusya'dan bile bir gecede petrol ve gaz kullanımını kesemezsiniz. Bu dünyadaki her ülkenin yapabileceği bir şey değil diyerek, ülkelerin enerji konusunda farklı bağımlılıkları olduğuna işaret etti.
Hollanda Başbakanı Rutte, acı gerçek şu ki hala Rus petrol ve gazına çok bağımlıyız ve Putin'in daha sonra ne yapacağını sadece tahmin edebiliriz diye konuştu. Hollanda Başbakanı, Rusya'nın enerji bağımlılığından uzaklaşmanın adım adım gerçekleşmemesi durumunda Ukrayna'da dahil diğer ülkeler için muazzam sonuçları olacağı konusunda uyardı. Kanada Başbakanı Trudeau, Avrupa ülkelerinin Rus enerjisine bağımlılığına ilişkin bu ülkelerin Rusya'nın artık güvenilir bir ortak olmadığının farkına vardığını ve bunu takdir ettiğini dile getirdi. Trudeau, ülkelerin Rus petrol ve doğal gazına bağımlılıktan kurtulmasının önemine işaret ederek, Kanada'nın yalnızca çok az miktarda Rus petrolü ithal ettiğini aktardı. Çin'in Rusya ile ikili ticaret hacmi bu yılın ilk iki ayında 2021'in aynı dönemine göre %38,5 artarak son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Çin Genel Müdürlük İdaresi ülkenin bu yılın ilk iki ayında Rusya ile olan ticaretine ilişkin verileri yayımladı. Rusya ile Çin arasındaki dış ticaret hacmi Ocak ve Şubat'ta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 26.4 milyar dolar artış gösterdi. Yılın ilk iki ayında Çin ile Rusya arasındaki ticaret hacminde %38,5 artış yaşanarak son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Verilere göre Çin'in bu dönemde Avrupa Birliği'nden yaptığı alımlarda %0,2, Avustralya'dan yaptığı sevkiyatlarda %2,3 düşüş yaşanırken, Rusya'dan yapılan ithalat %35,8 artarak 13,8 milyar dolara yükseldi. Öte yandan bu dönemde Çin'in Rusya'ya ihracatı %41,5 artışla 12,6 milyar dolar seviyesine çıktı. Aynı dönemde Çin'in genel ithalatında %15,5'lik, genel ihracatında ise %16,3'lük büyüme görüldü. Euro bölgesinde yatırımcıların ekonomiye güveni Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeniyle Mart'ta sert şekilde geriledi. Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre Şubat'ta 16.6 puan olan Euro bölgesi yardımcı güven endeksi bu ay 23.6 puanlık düşüşle -7 puana geriledi. Kasım 2020'den beri en düşük seviyesine inen endekse ilişkin beklenti 5.3 puana gerilemesi yönündeydi. Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen beklentiler endeksi de 14 puandan -20.8 puana inerek Ağustos 2012'den beri en düşük seviyesine geriledi. Endekste 2001'den beri en hızlı düşüşün görülmesi dikkati çekti. Mevcut durum endeksi ise 19.3 puandan 7.8 puana indi. Sentix Genel Müdürü Patrick Hasi, konuya ilişkin değerlendirmesinde 2008 finansal krizinin veya COVID-19 krizinin bile yatırımcıların beklentilerinde bu kadar güçlü bir düşüşe yol açmadığını vurguladı. Euro bölgesi ekonomisinin Ukrayna krizinden önemli ölçüde etkilendiğini vurgulayan Hasi, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi de o kadar sert olmasa da krizin oluşturduğu şoktan etkileniyor değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Euro bölgesinin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi Mart'ta 12.7 puanlık düşüşle 5.2 puana geriledi. Ülkemizdeki gelişmelerle devam edelim. İstatistik Kurumu'ndan Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla istatistiki veriler açıklandı. Buna göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde nüfusun %54'ünü erkekler, %46'sını ise kadınlar oluşturuyor. Ülkede kadınların istihdama erkeklere oranla da az katılabildiği verilerle ortaya konuldu. Erkeklerde istihdam oranı %49 iken kadınlarda bu oran %30,4. İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kadının toplum içindeki yerinin belirlenmesi ve sosyoekonomik kalkınma içinde kadının katkısının güçlendirilmesi amacıyla üretilecek politikalara ışık tutması için kurum tarafından üretilen bazı kadın istatistikleri kamuoyuyla paylaşıldı. 2020 yılı için doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 80 yıl, kadınlarda 83,5 yıl olarak hesaplandı. 2020 yılı için ortanca yaş erkeklerde 29,3, kadınlarda ise 33,1 olarak gerçekleşti. Açıklamada genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamaktadır denildi. 2020 yılında gerçekleşen toplam 1503 ölümden 643'ü kadın, 860'ı ise erkek oldu.
ülkede 2020 yılında gerçekleşen toplam kadın ölümlerinin %52,4'ünün dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, çalışma çağındaki kadın nüfusa da dikkat çekildi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kadın nüfusunun %74,1'i çalışma çağındaki nüfus olan 15-64 yaş grubu içinde yer almaktadır denildi. İstihdam oranının ülkedeki erkeklerde %49 iken, kadınlarda bu oranın %30,4 olarak hesaplandığı belirtilen açıklamada, bunun da kadınların istihdama, erkeklere oranla daha az katılabildiğini gösterdiğine işaret edildi. 2021 Hane Halkı İş Gücü Anketi sonuçlarına göre, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun %56,2'sini iş gücüne dahil olmayanların oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, İş gücüne dahil olmayan nüfusun %54,3'ü kadınlardan oluşmaktadır. İş gücüne dahil olmayan kadın nüfus, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde ev hanımları %35 ile en büyük paya sahiptir. Bunu %26 ile öğrenciler, %14 ile emekliler ve %10 ile çalışamaz halde olanlar takip etmektedir denildi. İstihdam edilen kadınların %90,8 ile en çok hizmetler sektöründe yer alırken %1,7 ile en az inşaat sektöründe çalıştıklarına işaret edilen açıklamada, kadınların %84,7'si ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, %13,1'i kendi hesabına ve işveren, %2,2'si ise ücretsiz aile işçisi olarak çalıştığı belirtildi. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası 28 Şubat itibarıyla 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 6.561 Türk Lirası olduğunu bildirdi. Sendika buna göre asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını ifade etti. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası tarafından yapılan açıklamada, yataklı tedavi kurumları dairesinden alınan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli beslenme kalıbında yer alan maddelerin, istatistik kurumunca gönderilen fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırlanan raporda, harcanan günlük ve aylık tutarlar anımsatıldı. Açıklamada 4 kişilik bir aile için 28 Şubat tarihi itibarıyla açlık sınırını 6.561 Türk Lirası olarak hesapladıkları ve mevcut asgari ücretin açlık sınırının 471 Türk Lirası altında olduğu belirtildi. Asgari ücrete yapılan artışa rağmen Türk Lirası'nda meydana gelen değer kaybı nedeniyle Şubat 2021 tarihinde 380 sterline denk gelen asgari ücretin bugün itibarıyla 321 sterline gerilediği belirtilen açıklamada, birçok mal ve hizmetin döviz endeksli olmasından dolayı alım gücünün yükselmediği, aksine hızla eridiği görüldüğü ifade edildi. İstatistik Kurumu'nun rakamlarına göre bir yılda %64,30 enflasyon meydana geldiğine işaret edilen açıklamada, orta düzeyde maaş alanların bile bu şartlarda sağlıklı beslenme olanağı kalmadığı ifade edildi. Açıklamada, yaşanan hayat pahalılığı karşısında çalışanların, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün korunması adına hükümetin acilen radikal tedbirler alması gerektiği belirtildi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda odanın yasası altında hazırlanan 3 tüzük oy birliğiyle onaylandı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın olağanüstü genel kurulu yapıldı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Mustafa Çağatay Konferans Salonu'nda gerçekleşen genel kurul toplantısı saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı, başkanlık divanının oluşturulmasıyla devam etti. Divan başkanlığını Günay Çerkez'in üstlendiği genel kurulda konuşan Oda Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın yasası altında hazırlanan tüzüklerin onaya sunulacağını belirtti, tüzüklerin hazırlanmasına katkı koyanlara teşekkür etti. Konuşmanın ardından Divan Başkanı Günay Çerkez tarafından tüzükler oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası yasası altında oy birliğiyle onaylanan tüzükler şöyle: Meclis Koordinatörü Çalışma Usul ve Esasları, Disiplin, İştirakler, Genç Girişimciler Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları, Kadın Girişimciler Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Olağanüstü Genel Kurulu dilek ve temennilerle sona erdi.
Ekofinans devam ediyor. Sayın seyirciler, birkaç gündür özellikle vurguladığımız bir konu var. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte daha da fazla gündemimize gelen bir konu bu aslında. Buğday fiyatları ve buğday fiyatlarının tarihi zirveleri zorluyor oluşu. Bunun sebebi buğdayın büyük bir bölümünün, önemli bir bölümünün Rusya ve Ukrayna tarafından üretiliyor olması. %20'nin üzerinde bir üretim kapasitesine sahip bu iki ülke ve şu an itibariyle tedarik konusunda da sıkıntılar söz konusu. Peki bu bize nasıl yansıyacak? Çünkü bir bakıyoruz, dünyanın birçok noktasında buğday fiyatlarındaki yükselişle birlikte ekmek fiyatlarının artacağı, un bulmakta zorlanılacağı konuşulmaya başlandı. Dolayısıyla bunun da ekmek fiyatlarını artıracağı üzerinde durulmaya başlandı. Peki bu bizim ülkemize nasıl yansıyacak? Halihazırda zaten yüksek girdi maliyetleri ortada. Buna bir de buğday sıkıntısı eklenince bizi neler bekliyor? Bunu konuşacağız. Stüdyoda konuğumuz Fırıncılar Birliği Başkanı Sayın Ömer Çıralı bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz programa. Hoş bulduk. Bilmiyorum doğru mu bu tespitim? Evet, maalesef doğru. Yani keşke doğru olmadığını diyebilsem, ancak çok doğru bahsettiniz. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretilen ekmeğin buğdayı tamamen Rusya ve Ukrayna'dan gelmektedir. Ve dolayısıyla bu harp, bu olaylar bizi ciddi anlamda sıkıntıya koyacaktır. Yani şu anda öyle bir sıkıntımız pek yok bugünler için, ancak yakın bir gelecekte çok sıkıntıya gireceğiz eğer önlemler alınmazsa. Şimdi bir bakıyoruz, mesela ülkeler açıklıyor, işte önümüzde işte Temmuz'a kadar yetecek kadar buğday stoğumuz var gibi açıklamaları görebiliyoruz. Bizdeki durumun ne olduğuna ilişkin bir tespit var mıdır sizce? Evet, ben gelmeden buradaki değirmenlerle zaten son bir hafta 10 gündür devamlı konuşuyoruz. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu unu bize veren 3 tane değirmenimiz vardır. Bunlar yurt dışından buğdayı getiriyorlar. Çok şanslıyız. Bu pandemi olay başlamadan kısa süre önce Kıbrıs'a yeni sevkiyat olmuştu. Buğday sevkiyatı olmuştur ve bize değirmenlerin söylediğine göre 3 veya 4 aylık buğdayımız vardır. Ancak biliyorsunuz tabii, buğdayımız vardır ancak fiyatını kontrol edemiyoruz. Yani fiyatı tabii ki bizim buğdayımız olsa bile dünyadaki buğday fiyatlar aşırı yükselmesinden dolayı buradaki Türkler de tabii ki ben bu buğdayı satacağım ama yerine koyabilecek miyim düşüncesiyle. Yerine koyarken ona göre ödeyeceğim fiyatı düşünmek zorunda. Fiyatları gün gün artırıyorlar. İşte dün itibariyle bir %10'luk 15'lik bir sırf elektriği karşılasınlar diye, bu girdiği karşılasınlar diye bir zam yaptılar. Ama dediklerine göre yakın bir günde, yani gelen hafta içerisinde tekrardan bir fiyat düzenlemesi yapacakları doğrultusundadır. Peki bu fırınlarımıza nasıl yansıyacak? Fırınlarımızdan evlerimize nasıl yansıyacak diye soralım. Çünkü hani sadece buğday fiyatları değil, az önce ifade ettiniz. Yani elektrik zammıyla birlikte de aslında çok ciddi bir artış söz konusu olacaktır herhalde. Evet, özellikle elektriğe yapılan %300'lük bir zam. Biliyorsunuz biz sanayiciler 92 kuruşa alıyorduk elektriğin kilowatt saatini. Şu andaki yeni düzenlemeyle 2.70'e çıkarıldı. Bu demektir ki 3 üne çarpıyor. Yani bizim gibi bir işletme 70 bin lira aylık elektrik sarfiyatımız varsa, bu 210 bin lira demektir. Evet. Bu yeni ayda ödeyeceğimiz. Bunu ödeyecek durumda değiliz. Yani açıkçası biz bunu sanayiciler olarak Sayın Başbakanımıza belirttik. Tabii burada söz konusu olan elektriğin maliyetidir. Ancak elektriğin maliyeti bugün bu şekilde olmamıştır. Yani bu ayların, yılların ihmalkarlığı neticede son güne gelmiştir. Dolayısıyla bu ihmalkarlığı biz sanayiciler olarak çekemeyiz, karşılayamayız. Eğer bir yanlışlık varsa bu yanlışlığı tamam, bundan sonra maliyetleri neyse karşılamak durumdayız. Ancak bu şekilde %300'lük bir zamı hiçbir sanayici karşılamaz. Ve dolayısıyla biz önerdik ki bunu peyderpey yapalım. Yani ilk 6 ay %40 artış yapalım. İkinci ay 6 ay %40. Belki üçüncü 6 ayda bir %40 daha. Biz tabii ki maliyetin altında almak istemiyoruz. Bu savunulacak bir konu değildir ama
Yani yapılan işte hükümetlerin işte seçim var, kurultay var diye yapmadıkları zamları da bir defada ödemek durumunda kalırsak aşırı fiyat artışları söz konusu olacak. Biz kendi sektörümüze baktığımız zaman ekmek temel tüketim maddesidir ve bugün olmazsa olmazımızdır. Her eve girmesi gereken bir üründür. Dolayısıyla bizim Fırıncılar Birliği olarak, ekmek üreticileri olarak biz en uygun fiyatı, en kaliteli ekmeği sunmakla mükellefik. Yani burada siyasilerin yapmış olduğu hataları tüm halkın çekmesi bir yerde şeydir, yani insansızlıktır. Dolayısıyla bir çözüm üretmelerini bekliyoruz. İnşallah konsensüsle bir çözüm üretilir. Gidişim başlatıldı yani bu noktada. Evet, gidişim Doğru. başlatıldı. Sayın Başbakan bu konuyla ilgili Sayın Enerji Bakanı'yla birlikte bir görüş yapıyorlar. Zaten devamlı önlerinde bir konudur. İnşallah bir çözüm üretilir. Evet. Şimdi o zaman buna bir çözüm üretilmezse mi biz ekmeğe yeni zam haberlerini okuyacağız? Yoksa yani bunu mu bekliyoruz, yoksa hani her halükarda ekmeğe bir zam geliyor mu? Her halükarda evet, yani öyle görünür ki. Yani hani çünkü sadece elektrik dedi yani, aynı zamanda buğday fiyatlarında. Tabii yani gerçekten ekmeği ciddi anlamda etkileyen bir ham maddesi olan undur, undur. Yani. Bir de enerjidir. Yani bunun yanında işte elektriktir, gazdır, mazottur falan. Dolayısıyla bu ikisinin de ciddi olarak artışı söz konusudur. Dolayısıyla burada bizim arzu ettiğimiz aşırı bir fiyat yükselmesi yapmadan bu işi nasıl çözebiliriz konusunda bir çalışma yapmaktayız. Şu anda dediğim gibi bu buğday fiyatlar öyle görünür ki çok aşırı bir yükselişe maruz kalacak. Bu konuyla ilgili biz bunu nasıl aşabiliriz? Zira bizim bazı avantajlarımız da vardır aslında. Küçük bir ülke olmamız, evet, tüketimin az olması, yanı başımızda Türkiye gibi bir ana vatanımızın olması ve ciddi bir buğday üreticisidir neticede. Evet, Türkiye de bir miktar buğday alıyor Rusya'dan, Ukrayna'dan. Ancak Türkiye aldığı buğdayı daha ziyade ihraçta kullandığı için alıyor. Yoksa kendi iç tüketimine Türkiye'de üretilen buğdayın %70'i 80'i kafi geliyor zaten. Dolayısıyla biz Türkiye'den bu buğday veya unu neyse bu siyasiler, başbakanımız bu teması yaparak dediğim gibi bizim Kıbrıs'a verilecek buğday veya un Türkiye'nin İstanbul'un bir mahallesine verilecek olan undur. Dolayısıyla yani iyi bir istişare ile biz bu şeyi sıkıntıyı çok rahat aşabiliriz. Aşabiliriz görünür. Evet. Şimdi ben yine aynı yere geleceğim ama bir fiyat var mıdır aklınızda? Yani şu anda yapılan fiyat çalışmalarının ama bu 5 liranın üzerine çıkacağı, yani 6 liralara geleceği söz konusudur. Fakat bizim dediğim gibi arzumuz, zira genel toplumun alım gücü düşmüştür. Yani siz fiyatı artırırsınız ancak dediğim gibi toplumun alım gücü düştüğü için gerçekten büyük sıkıntıya girmektedir. Dolayısıyla yani bizim arzumuz, yani ben gerçekten bu konuyla ilgili, bu fiyatların artmamasıyla ilgili ciddi anlamda uğraş veriyoruz. Yani zira yani son yıllarda, özellikle son bu bir yıl içerisinde, ben daha önce de bahsettim. Bize bayat ekmek, öğlen sonu bayat ekmek acaba fiyatı daha düşük olur mu diye soran birçok insan vardır. Özellikle Kıbrıs'taki öğrenci yapısı. Dolayısıyla biz bunları da düşünmek mecburundayız. Yani. Tabii şimdi hani girdiği maliyetlerini konuştuk, buğdayı konuştuk ama fırıncılar olarak bunların dışında yaşadığınız sıkıntılar var mı? Çünkü zaman zaman ithal konusunda serzenişlerinizi duyuyoruz. Evet, var mı hala? Evet. Ciddi anlamda sıkıntımız vardır. Maalesef. Yani siyasiler çok günlük ve çok karmaşık kararlar almışlardır bugünlerde. Yani
2018'de gelen hükümet, dörtlü hükümet, bakın 2013'te başlatılan bir un ithalatı vardı. Toprak Ürünleri kanalıyla Kıbrıs'ta tüketilen unun beşte birini Toprak Ürünleri getirdi. Hem bir fiyat dengesi oluşturdu, hem bir de kalite dengesi oluşturdu. 2013'te alınan bu karar dört hükümet tarafından sürdürüldü. Yani rahmetli İrsem Bey aldı, Özkan Bey geldi. Özkan Bey'den sonra Ömer Bey geldi. Ömer Bey'den sonra Hüseyin Bey geldi. Özgür Gün devam ettiler. Ondan sonra 2018'de kurulan dörtlü hükümette gelen Sayın Tarım Bakanı dedi ki bu un gelmesin, Toprak Ürünleri bu unu getirmesin dediler ve o unu getirmediler. Getirmediği gün Kıbrıs'taki un değirmenleri bize bu sefer unu dolara endekslediler. Ve aynı hükümet, ne acıdır ki aynı hükümet bu sefer Kıbrıs'a donmuş ekmeğin gelmesine müsaade ettiler. Yani bu dediğim gibi kendi içinde de çok tutarsız bir şey, karar. Yani ya sen serbest, eğer serbest piyasa ekonomisini savunuyorsan ve diyorsan ki gelsin donmuş ekmek, o zaman bırakın fırıncı da ununu getirsin, değil peki mi? Bu donmuş ekmek bizim piyasamızda ne kadar yer bulabildi? Şimdi sen bu kral, yani bu etkiledi mi çok fazla? Ciddi anlayet etkiledi Damla. Bakın birçok insan bu donmuş ekmeği tüketiyor fakat çok farkında değildir. Ben sizi temin ederim. Bakın bugün birçok restorantın ve otelin vermiş olduğu ekmek, küçük ekmecikler, onlar donmuş ekmektir. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iki firma tarafından ithal ediliyor ve bir tanesi 28 çeşit ekmek getiriyor, bir tanesi de 20 kusur ekmek getiriyor. Sadece ekmek değildir, ekmek ve unlu mamul çeşitleri, simit bile geliyor adaya, simit bile geliyor. Ve bu küçük ekmekler restoranlara geliyor, restoran bize ısıtıyor onu, 6 dakika pişiriyor, getiriyor masamıza, tüketiyoruz. Bu bizim için aslında ciddi bir kayıptır. Yani büyük bir rakamdır. Biz bunun gelmesini demiyoruz. Gelsin. Ama biz de bu unu kendimiz ithal edelim ki en azından rekabet olasılığımız artsın ki ben iddia ediyorum ki biz zaten unu getirip rekabet edersek o hazır ekmek, donmuş ekmek Kıbrıs'a gelmeyecek. Gelmesine yani. İhtiyaç olmayacak. Sayın Çıralı çok teşekkür ediyorum ben. Yayınımıza katıldığınız için kolay gelsin diyorum size çalışmalarınızda. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, bugün stüdyoda konuğumuz Fırıncılar Birliği Başkanı Sayın Ömer Çıralı bizlerle birlikteydi. Yani saatler 11.15'i gösterdiğinde yeniden görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.